yeni teknolojileri incelediğimiz programımızın bugünkü bölümünde sinek kovma ürünleri, teknolojik gelişmeleriyle ilgili yine bir konuğumuz var stüdyomuzda. Ünlü Rus bilim adamı Cenk Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz? Gerçekten dilimizi çok iyi konuşuyorsunuz. Ne kadar zamanda öğrendiniz? Yani 42 yıl önce geldim. 2 saatte öğrendim. Yani o zaman doğma büyüme sanırım buralısınız gibi. Gibi annemler Danimarka göçmeni. Rusya'da ben doğduktan sonra bu tarafa gelmişler. Breznyat. Her zaman söylediğimiz gibi sinekler her daim kovulacaktır. Rusça'da sanırım bir özdeyiş olarak bunu kullanıyorsunuz. O halde eski sinek kovma yöntemlerinden biraz bize bahseder misiniz? Neydi, ne oldu, nereden nereye evet, geldi? Evet, Detan 724 öncesi ve Detan 724 sonrası. Evet. Oradan başlıyor zaten. Nasıl da eski sinek kovma günleri Cenk Bey? Sinek kovma derken bu hani pek, bu daha çok sinek değil de böcek ya da yürüyen mahlukatı kovmak için. Yürüyen mahlukat. Yani bunu gören sinek kaçardı. Yani ben genelde şöyle yapıyordum. Yani sineğin şu şekilde tutarak buraya da bir miktar şekerli su koyarak sineğin buraya konmasını bekledikten sonra şu şekil bir öldürmeye giriyordum. Bilmiyorum, böyle bir şey olabilir mi? Olabilir tabii. Kişiye göre, kişiden kişiye bu kovma teknikleri gelişebilir. Mesela bakın şu da. Bu şekilde sürekli şapşap yaparak bir sineğin oradan geçmesini temenni ediyorduk sanırım. Evet, gelelim Detan 724 cihazımıza. Evet. Neden 7-24? Neden onu açıklayayım isterseniz. Evet. 7 gün 24 saat takılı tutuyoruz. Prizden öyle tak çıkar falan filan yok. Ne diyorsunuz? yani bir taktık mıydı? Bir taktık mıydı? 360 saat gidiyor kendisi. 360 saat, yani 15 gün mü? 15 gün gidiyor. 15 gün boyunca. Peki 7 neden? Efendim? Niye 7? Uğurlu sayı. Böyle bir kutuda takdim ediliyor. Yani bunu tabii gördük müydü, biz hemen anlıyor muyuz? Detan 724 işte bu anneciğim falan diye annemizi o şeye doğru tabii yöneltiyoruz. Tabii anne bana Detan 724 al mottosuyla siz bunu isteyebilirsiniz annenizden. Buyurun. Teşekkür ederim, sağ olun. Ana makinamız bu. Ana kumanda merkezi. Ana kumanda merkezi. Evet. Bunu şuradan ya da şuradan değil. Şuradan prize takmak suretiyle. Tabii bunun içerisine bir tane de İlacını koymak lazım. İşte o da burada. Buyurun açın. Evet, daha önceki yani bizim alışık olduğumuz tablet sistemlerinden çok farklı bir ilaç. Özel bir ambalajda geliyor ve sadece bir tanesi uzun süre gittiğine göre öyle 50 tane tablet almamıza da gerek kalmıyor. Buradan bir tane çıkıyor, evet. Bakın şu gördüğünüz yeşil olan kısım, hı hı, İçinde ne kadar miktar kaldığını gösteriyor. Neyin miktarını gösteriyor bu? Şimdi mesela bu yarı yarıya inmişse ne kadar süremiz var demektir? 15 bölü 2, 7,5 gün. Aferin. Bakın evet, Şurasında beni kopartır mısın dercesine çırpınan bir dostumuz. Onu şu şekilde cırt diye açıyoruz. Açtınız. Gerçekten i̇şte çok güçlüsünüz. Yılların bilim adamlarının verdiği el şeysi. Becerisi diyorsunuz. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu bu şekilde böyle buradan çılaks biçiminde takıyoruz. İyice bastırıyor muyuz ileriye? Böyle bastırıyoruz. Çıtaks etti bakın. Duydunuz mu o güzel sesi? Neydi? Ses bir daha alalım. Çıtaks. Çıtaks, evet. Bu sesi aldıktan sonra artık kendisini prize takmamak için hiçbir sebebimiz yok. Peki mesela 15 gün sonra bunun bittiğini nasıl anlıyoruz? Yani o 15 günü bize belirtecek bir şey var mı? Var. Nedir? İşte bu ses. Ha, anladım yani. Sivrisinekler hemen geri geliyorlar. Bu tabii kovuyor onları. Bu kovuyor. Zaten sivrisinekler genelde dişi olanlarına ya git bir bak bakalım o hala prizde mi, o ne oluyor falan diye bir bakmak için gönderirler. Öncü sivrisinekler diyorsunuz. Öncü, evet. Bu cihazı kullanırken penceremizin açık kalması gerekiyor mu? Yoksa hayvan nereye kaçacak? Canım gitsin bir yere saklansın, dolabın arkasına falan girsin. Olmuyor mu? Mümkün değil diyorsunuz. Mümkün değil. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. Bir teşekkür ederim. Çıkarken şunu prize takarsanız. Tabii, merak etmeyin. Ünlü Rus bilim adamı, sinekolog Cenk Bey'i ağırladığımız programımızın bugün de sonuna geldik. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.